Merhabalar. Bu videoda sizlerle Pino ile boyalı çay projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Peki bu projede nelere ihtiyacımız var? Hemen kullanacağımız malzemelere bakalım. Öncelikle şöyle orta ölçüde bir karton kutu. Karton kutunuz yoksa mukavvadan kendinize bir kutu tasarlayabilirsiniz. El işi kağıtları bu karton kutunun üzerine kaplamak için kullanacağız. Ben video öncesinde kaplamıştım. Şöyle süslemek için pimpon ya da renkli boncuklar, işte keçe gibi malzemeler bulunabilir. Bir adet keçeli kalemimiz, maket bıçağımız, stick yapıştırıcımız, makasımız ve silikon tabancamız var. Şu anda hatta ısınıyor. Peki Pino'da hangi malzemeleri kullanacağız? Şöyle hemen Pino kutusunu açıyorum. Öncelikle Pino kontrol kartına ihtiyacımız var. Kullanacağımız sensör ve modüller neler? Mesafeyi ölçebilmek için ultrasonik mesafe sensörüne ihtiyacımız var. Ölçtüğümüz mesafeyi ekrana yansıtabilmek için LCD ekran modülüne ihtiyacımız var. Sensör ve modüllerimizi Pino karta bağlayabilmek için bağlantı kablolarımız ve son olarak Pino kartı bilgisayara bağlayabilmek için ise USB kablomuz var. Şöyle bir tasarım aşamasından bahsetmek istiyorum. Malzemelerimi kenara alayım. Eğer hazır bir kutunuz varsa şöyle el işi kağıtlarının üzerinde bir kalem yardımıyla kendinize önce bir şablon çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra makas yardımıyla bunları kesip isterseniz stick yapıştırıcıyla, isterseniz silikon tabancasıyla böyle etrafını kaplamanız gerekiyor. Ardından şöyle kutunun içerisini açacağım. Sensör ve modüllerinizi nereye koyacaksınız? Oraları işaretleyip kesmeniz gerekiyor. Size tavsiyem önce bütün malzemeleri yerleştirin ve aklınızda bir tasarım oluşturun. Yani hangisini nereye koyarsam daha düzgün bir tasarım olur diye. Mesela şöyle birbirini etkilemeyecek şekilde. Evet, buraya LCD için uygun. Şurası mesafe sensörü için uygun. Önce üzerlerini şöyle kalemimi bulmam lazım. Şöyle mesafe sensörümün kenarlarından çizerek burayı bir maket bıçağı yardımıyla oyukları açmanız gerekiyor. Mesafe sensörünün geçeceği şekilde. Aynı işlemi LCD ekranınız için de yapmanız gerekiyor. Hemen şöyle şuraya etrafını kalemle çizerek maket bıçağıyla kesebilirsiniz. Daha sonra Pino'yu koyacağınız yeri bile ayarlamanız gerekiyor. Şöyle buraya Pino yazıyorum. Buraya da Pino'mu koyacağım. Bu şekilde kutu tasarımınızı yapabilirsiniz. İçerisine devreyi yerleştirdikten sonra da gerekli süslemeleri kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Şöyle kutuyu ben kenara kaldırayım. Kullanmayacağım malzemeleri de kaldırabilirim. Devremin kurulumuyla başlamak istiyorum. Öncelikle ultrasonik mesafe sensörümü nasıl bağlayacağım Pino karta? Ultrasonik mesafe sensörümün üzerinde, daha doğrusu sensör kartımın üzerinde yeşil mor bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerinde yeşil mor renkli kapılardan, yani 5 veya 6 numaralı kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı yapıyorum. Şöyle ben 6 numaralı kapıyı seçtim. Siz 5 ya da 6 numaralı kapılardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Hemen LCD ekranıma geliyorum. Yine LCD ekran modülümün modül kartı üzerinde 10 numaralı etiket bulunuyor. Yine Pino kart üzerinde aynı numaraya sahip kapıya bağlantı yapıyoruz. Eğer modül kartınız LCD ekrandan çıktıysa bağlantı yaparken üzerindeki
pinlerin isimlerine bakarak aynı denk gelecek şekilde bağlayabilirsiniz. Yani GND GND'ye, VCC VCC şeklinde VCC 5 volt da yazabilir. Bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Şimdi USB kabloyla bilgisayara bağlayalım. Hemen şöyle kablomu zor da olsa açtım. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu pino kartı takıyorum. Evet, LCD ekranımın ışıkları yandı zaten. Şimdi pino kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Mblock programını açmaya ihtiyacım var. Hemen açtım. Evet, Mblock programında pino kartla ilgili kodlara erişebilmem için pino uzantısını eklemem gerekiyor. Bunu da uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Daha sonra karşıma çıkan pencerede arama bölümüne pino yazıyorum. Evet, pino eklentisi çıktı. İndir diyorum. Şu an indirildi. Kapatarak çıkış yapabilirim. Robotlar sekmesine geldim. Evet, pino ile ilgili kodlarım var. Benim herhangi farklı bir eklentiye ihtiyaç duymayacağım için, farklı bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kaldırabilirim. Hemen kartlar menüsüne geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Bağlan menüsüne geliyorum ve seri portumu bağlıyorum. Burada sizde farklı COM değerleri çıkabilir. COM 3, COM 5, COM 7 gibi. Bu tamamen pino kartınızı bilgisayarda bağladığınız portun adıyla alakalı. Bende COM 6 çıktı. Hemen onu seçiyorum ve seri port bağlandı diyor. Ve son olarak yine bağlan menüsündeyim. Aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Mblock yazılımıyla pino kartımızın haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu uygulamayı, daha doğrusu bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantısından ve kodlarından emin olduğunuz ama hala sorun yaşadığınız durumlarda da aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Şimdi ilk olarak ultrasonik mesafe sensöründen bir değer okuyayım. Doğru bir şekilde çalışıyor mu onu göreyim. Robotlar sekmesindeyim. Mesafe sensörü oku kodunu alıyorum. Bu okuma işlemini kukla üzerinden yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesinden merhaba dekodunu alıyorum ve içerisine mesafe kodunu yerleştiriyorum. Bu okuma işlemini sürekli yapmasını istediğim için ise kontrol sekmesine giderek sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Bu kodları bir olaya bağlamak isterseniz olaylardan da olay seçebilirsiniz. Yeşil bayrak olayı alalım. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet, şu anda bir hata yaptım. Tabii ki ilk yapmam gereken şey kaçıncı kapıya bağladım onu seçmekti. Ben pino kart üzerinde 6. kapıya bağlamıştım. Hemen 6 olarak düzeltiyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Evet, bu şekilde problem çözme becerimizi de beraber geliştirmiş olduk. Evet, mesafe sensörüm sağlıklı bir şekilde ölçüyor. Santim cinsinden bize bir dönüt veriyordu. Noktadan sonrasını saymamıza gerek yok. Şöyle 8 santim, 5 santim gibi okuyabiliriz. Şimdi hemen ben bu kodları şu mesafe sensörünü kenara alarak kalan kodları siliyorum. Çünkü bilgisayar üzerinde herhangi bir işlem yapmayacağım. Ben boyumun ölçüsünü alıp LCD ekrana yazdıracağım. Bu nedenle robotlar sekmesine gidiyorum. Ve LCD ekranla ilgili LCD modülümle ilgili kodlarımı alıyorum. Öncelikle benim LCD ekranımı hazırlamam gerekiyor. Pino LCD hazırla kodunu alıyorum. Daha sonra Pino LCD yazdır kodunu almam gerekiyor. Şöyle şurayı küçültelim. Pino LCD yazdır kodunda şöyle bir sırasıyla bakalım. LCD'nizin türleri var. 0x27 seçili şu anda. Otomatik olarak o geliyor. Yukarıda da o geldi. Eğer farklı tür bir LCD kullanıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Tabii ki yukarıdaki kodda da aynı şekilde. LCD'miz 2 satırlı. Kaçıncı satıra yazmak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. İlk satırdan başlayalım.
Ve LCD'mizde 16 kolon bulunmakta. Şöyle gösterelim. Hatta şu an o kısımlar yandığı için şöyle ayrıca belli oluyor. Siz kaçıncı kolondan başlamak istiyorsanız, yani daha ortalı yazmak istiyorsanız şu kolon numarasını arttırmanız gerekiyor. Ben şöyle 3. kolondan başlayayım. Ne yazmasını istiyorsanız da şu Merhaba Dünya yazan kısma yazmanız gerekiyor. Hemen ben buraya boyunuz yazıyorum ve şöyle bir 2 nokta üst üste koyuyorum. Şimdi çok güzel bu yazıyı ne yapacak? LCD ekrana yazacak ama sürekli yazacağı için kontrolden sürekli tekrarla kodu almam gerekiyor. Hemen içerisine yerleştirdim. Şimdi boyunuz diye metinsel bir ifade verdikten sonra benim boyumu hesaplayıp oraya santim cinsinden yazması gerekiyor. Boyumu nasıl hesaplayacaktı? Mesafe sensörüyle hesaplayacaktı. Bu kutunun içerisine yerleştirdikten sonra mesafe sensörü şöyle aşağıya doğru bakacak. Zaten kutunun altında da o şekilde delik. Ve ben bu kutuyu 2 metrelik, yani 200 santimlik bir yere sabitleyeceğim. 200 santimden altına gelen mesafeyi çıkardığımda ortaya bizim boyumuz çıkacak. Bunun için şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. 200 santim eksi mesafe sensöründen gelen değer. İşlem yapacağım. Bu nedenle işlemler sekmesine giriyorum. Ve buradan çıkarma işlemi alıyorum. Kaç santimden çıkaracaktım? 200 santimden çıkaracağım ve mesafe sensöründen gelen değeri. Şimdi virgüllü bir değer gelmesini istemiyorum. Boyumun daha net şekilde ifade edilmesini istiyorum. İşte 1.60, 1.70, 1.75 gibi. Bu nedenle bu aldığım değeri bir ortalayacağım, yuvarlayacağım. Hemen bunu işlemlerden yuvarla koduyla yapabilirsiniz. Şöyle içerisine yerleştirdim. Peki bu görüntü nerede karşımıza çıkacaktı? LCD ekrana yazacaktı. O yüzden yukarıda yazdırma koduyla aynı şekilde şöyle robotlar sekmesinden tekrar bir LCD yazdır kodu alıyorum. Adresimi aynı değiştirmedim. Bu sefer ne yapıyorum? Satırımı değiştirebilirim. İkinci satıra yazsın. Bu da yine kolon 3'ten başlasın. Ve Merhaba Dünya yazmasın. Ne yazsın? Hesapladığı değeri yazsın. Şöyle. Şurayı biraz küçültürsem daha rahat yerleştireceğim. Hemen büyüttüm. Ve ben boyumu ölçtükten sonra dönüp böyle ekranda boyuma bakacak kadar bir süre versin. Süre tanısını istiyorum. Bu nedenle kontrol sekmesine giderek 1 saniye bekle kodunu aldım. İsterseniz burayı 3 saniye, 5 saniye gibi arttırabilirsiniz. Ben şimdilik 1 saniye olarak bırakayım. Bu yazdığım kodları kartıma yüklemeye geldi sıra. Bunu nasıl yapıyoruz? Robotlar sekmesine giderek Pino program kodunu alıyoruz. Üzerine sağ tıklayarak Arduino'ya yükle diyoruz. Şöyle bir ekran açıldı. Bu açılan ekranda yine Arduino'ya yükle butonuna tıklıyoruz. Ve kart yüklememiz başladı. Pino kartın içerisine kodlarım atılıyor. Evet, yükleme işlemim sürerken şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim LCD modülümüzün bir kütüphanesi var. Bunu mBlock programına atmamız gerekiyor. Zaten eğer bu kütüphane yüklü değilse burada yükleme bitti değil, yükleme yapılamıyor gibi bir uyarı verir ve aşağıda New Liquid Crystal kütüphanesinin olmadığı söyler şu pencerede, seri port penceresinde. Bu nedenle bu paketi, bu kütüphaneyi indirmeniz gerekiyor. Böyle bir hatırlatma yapalım. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyerek çıkış yapabiliyoruz. Şöyle boyunuz diyor ve şu an 200 santim yazıyor. Çünkü önünde herhangi bir engel yok. Şöyle tutalım tavana doğru. Şöyle yaklaşıp uzaklaştıkça değerler görünüyor. Burada eğer LCD ekranınıza kodları yüklediğiniz, yükleme başarılı oldu ama ekran üzerinde göremediğiniz durumlar olursa hemen şöyle arkasını çevirdiğinizi, şuradaki vidayı hafifçe çevirmeniz yeterli olacaktır. O vidayı böyle hassas ayarlarla çevirdiğinizde yazı netleşecektir.
Yine bunu da böyle ek bir bilgi olarak vermiş olalım. Artık bilgisayarla işim yok. Hemen şöyle USB kablosunu çıkartıyorum. Artık kutunun içerisine devrimi sabitleyebilirim. Silikonlar kururken pino kutumdan 9 volt pil ve pil şapkası çıkartacağım. Artık çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım için pile ve pil şapkasına ihtiyacım var. Şöyle pil şapkamı takalım. Hemen şuradaki pil girişinden girişi yaptım. Pino kartımın açık olmasına dikkat etmeliyim. Şöyle açtım. Ve yine pino kartımı, şu sensörüm çıktı. Olsun, sorun değil. Biz orayı sabitleriz sonra. Şöyle pino kartımı içeriye yerleştiriyorum. Pino kartınızın da şu kenarlarından silikon sıkabilirsiniz sabit durması için. Hatta pino kartımı şöyle sabitledikten sonra pilini de şöyle atalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Tamam, kutuyu şöyle dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Evet, şöyle hemen aşağıdan yaklaştıkça santim türünden değiştiğini görebiliyoruz. Evet, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle bırakalım. Şimdi süslemeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle evet, boy ölçer projemiz hazır. Sadece artık bir metre yardımıyla bir duvar olabilir, bir kapı olabilir, pencere önünde bir yer olabilir. Şöyle beğendiğiniz bir köşeye metre yardımıyla 200 santim, yani 2 metre yüksekliğinde bir yere şu kutuyu sabitlemeniz gerekiyor. Artık daha sonrasında altına geçerek istediğiniz kişinin boyunun ölçüsünü alabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.